Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, biraz evvel Kütahya Milletvekili Sayın Ali Fazıl Kasap, genel kurula bilgi verirken tip 1 diyabet hastalarının sensör maliyetlerinin 2 milyar Türk lirası olduğunu söyledi. 20 bin hastanın bu sensöre ihtiyacı olduğunu ve uzun zamandır AK Parti hükümeti tarafından bu maliyeti karşılamaya direnç gösterildiğini belirtti. Sizin 20 bin hastaya vermediğiniz 2 milyar lirayı nereye verdiğinizi ben şimdi anlatacağım. 2023 seçimlerine 11 gün kala Kars Devlet Hastanesi'nin temelini attınız mı? Attınız. İhale bedeli 1 milyar 925 milyon lira. Sözleşme tarihi 4. ayın 14'ü 2023. Bu tarihten 8 ay sonra 2024 yılı yatırım programı ilan edildiği zaman Sağlık Bakanlığı bütçesinde Kars Devlet Hastanesi yapım işinin proje tutarı ne kadar? 5 milyar 35 milyon lira. Ya bu bir ihale 8 ay önce 1 milyar 925 milyon liraydı. Dur, bitmeyecek. %258 ay içerisinde müteahhite artış verdiniz değil mi? 20 bin hastaya vermediğiniz parayı müteahhite 8 ay sonra fazlasıyla verdiniz. Bunu niye verdiğinizi, niye müteahhitlere verdiğinizi konuşmamın sonrasında anlatacağım. Ben bir araştırma yaptım. Bu müteahhitlerin bu kadar böyle bir ballı ihalesi acaba uhdelerinde başka işte var mı diye. Hiç şaşırmadım tabii. Sağlık Bakanlığı bu müteahhitlere ihale yağdırmış. Uhdelerinde 500 yataklı Bingöl Devlet Hastanesi işi var. İhale bedeli 1 milyar 288 milyon lira. Sözleşme tarihi 2. ayın 6'sı 2023. Aradan 11 ay geçiyor. 2024 yılı yatırım programı ilan ediliyor. 11 ay sonra Bingöl Devlet Hastanesi proje tutarı 3 milyar 771 milyon lira bütçede yer alıyor. Tam 3 katı. Ya sizin TÜİK'iniz vardı enflasyonu %60'a açıklıyordu. Ne oldu? Ne oldu da müteahhit enflasyonu %300 oldu? Bitmedi. Dur, müteahhit de değil. Ben şimdi anlatayım bunların AKP mi MKP mi olduklarını konuşmamın sonunda anlatacağım. Bu müteahhitlere iş devam etmiş, hiç durmamış. 2023 yılında yağmış mübarek. Çankırı 400 yataklı devlet hastanesi. Sayın Komisyon Başkanı burada, Bakan Yardımcısı burada cevap versin. İhale tarihi 5. ayın 10'u. Seçimden 4 gün önce apar topar, apar topar iktidarı kaybediyoruz diye ihaleleri vermişler. Bedel 1 milyar 590 milyon lira. Aradan 8 ay geçiyor, yatırım programı açıklanıyor. 2024 yılı yatırım programında ayrılan bütçe Sağlık Bakanlığı'nda 2 milyar 817 milyon. Yani 1 milyar 590 milyondu bu 8 ay önce. 8 ayda 2'ye katlamış. Siz emeklilere 7500 lira yoğun yapamıyordunuz. 3'te 1 zam veremiyordunuz. Bu ihaleler önümüzdeki sene kaç lira olacak? 5 milyar mı? 10 milyar mı? 15 mi? Kaçta gözü doyacak bunların? Bunların kaç lira da gözü doyacak? Siz daha kaç lira kazandıracaksınız? Bak, bu da belgesi. Açın bakın. Açın bakın, bu da belgesi. Bu da belgesi. Yatırım programında yer alan belge. Dur. Bunu niye yaptın? Bak, sen çok iyi anlıyorsun ihale işinden. Bunu niye? Siz 20 sene AKP'ydiniz. Bugün içinizden MKP çıktı, MKP. Müteahhit Kalkındırma Partisi bunlar, müteahhit. AKP ile MKP ilişkisini de anlatayım ben size. İş yapıyorsun da 1,5 milyar liralık işi 3 milyara yapıyorsun 8 ay sonra. Bak, vatandaşa 20 bin kişiye vermiyorsun bu parayı, müteahhitte veriyorsun. İş yapmıyorsun sen, para yapıyorsun, servet yapıyorsun, servet transferi yapıyorsun. Niye yaptığını anlatayım bak. Dur sen beni susturamazsın, dur. Sen 7500 lirayı 10 bin lira yapmadın ya. 20 bin kişiye 2 milyar lira vermiyorsun. Bak, delilli ispatlı anlatıyorum. Bu MKP nedir diyeceksin. Bu Müteahhit Kalkındırma Partisi ne? Dur bir dakika yavrum. Müteahhit Kalkındırma Partisi ne? AKP'li siyasetçilerle MKP'li müteahhitler arasında organik bir ilişki vardır. Buradan ben taahhüt sektöründe... Buyurun, bitirelim lütfen. Taahhüt sektöründeki firmalara sesleniyorum. Bu sigorta ödeyen, vergi ödeyen, çek ödeyen, senet ödeyen, kredi ödeyen, istihdam yaratan firmalar, boşuna uğraşmayın.
Siz MKP ile baş edemezsiniz. Çünkü AKP milletvekili gider. Sağlık bak buradan bunu da hatırlatayım. Ankara Başsavcısı uyuma. Uyuma şu Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü ihalelerine bir bak. Bir bak bu fiyat farkları neden oluyormuş, bir bilirkişi incelemesi yaptır. AKP milletvekilleri ve AKP siyasetçileri Sağlık Bakanlığı'nın bürokrasisine çok alışkınlar. Giderler. İçeriden fiyatı öğrenirler. 1 milyar 590 lira. MKP müteahhiti için bir hazırlık yapmaya gerek yoktur. O 1 milyar 590'a atar. Çünkü 8 ay sonra 3 milyar olacağını da çok iyi bilir. Biz sizin AKP iktidarınıza da, MKP'li ortaklarınıza da gün gelecek hesap soracağız. Bunu da buradan ilan ederim. Genel konuda saygıyla selamlarım. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.